düşünceyi açıklayan, kendi düşüncelerini açıklayan akademisyenler tek tek gözaltına alındı. Bir diktatör bozuntusunun talimatlarıyla tek tek gözaltına alınıyor. Ben onlara şunu sormak istiyorum. Bir düşünümüz, bir İslam büyüğümüz diyor ki, bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum diyor. Bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum diyor. Bu akademisyenler bir harf değil, on binlerce genç yetiştirdiler. Kimisi doktor, kimisi hakim, kimisi kaymakam, kimisi subay oldu. Toplumun her tarafında bunlar çalışıyorlar. Nasıl oluyor da siz bu insanların kapılarına sabahın köründe polisleri gönderip, terörle mücadele şubesinin ekiplerini gönderip bunları gözaltına alıyorsunuz? İçeriğine katılmayabilirsiniz. Desteklemeyebilirsiniz. Bizim de içerikle ilgili sorunlarımız var. Katılmadığımız yönleri var. Ama insanlar düşüncelerini özgürce dile getirebilmeli. Üniversiteler her türlü düşüncenin özgürce dile getirildiği kurumlardır. Gidin dünyaya bakın. Neden yasak getiriyoruz düşünceye? Neden sınırlamalar getiriyoruz? Değerli arkadaşlarım, yine ilim Çin'de olsa gidin öğrenin diyor sevgili peygamberimiz. Çin'de bile olsa bilim adamları konuşuyor. Ayağınızın önünde, yanınızda. Neden yasak getiriyorsunuz onlara? Ve bu diktatör bozuntusu diyor ki, devletin ekmeğini yiyip devlete düşmanlık edenler. Lafa bakın. Devletin ekmeğini yiyip devlete düşmanlık edenler. Ben de ona sormak istiyorum. Devletin ekmeğini yiyip aile boyu devletin bütün imkanlarından yararlananlar, devleti soyarken acaba neyi düşünüyorlardı? Devletin ekmeğini yiyip devleti soyanlardan söz ediyorum. Oturduğun yer devleti soyma makamı değildir orası. Bu kara leke senin alnındadır ve hiç silinmeyecektir. Bunu böyle bil.